Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti aylık olağan toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleşti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, müteşebbis heyet üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda denetim kurulu raporları, 3. Genişleme Alanı Yer ve Tahsis Komisyonu raporları, arsa bedelleriyle ilgili yeni çıkan arsa teşvik kanunu, tahsis fiyatlarının belirlenmesi, kiralama yapılacak katılımcı tesislerin alan belirlemeleriyle diğer gündem maddeleri ele alındı. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Vali Aykut Pekmez Başkanlığında son kez toplandı. Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunulan toplantıda, Vali Aykut Pekmez'e görev süresince Aksaray'a ve Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı Müteşebbis Heyet adına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Önümüzdeki günlerde Aksaray'dan ayrılacak olan Vali Aykut Pekmez, Başkan Yazgı ve Müteşebbis Heyetine teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı. Vali Aykut Pekmez, 27 Ekim 2018 tarihli Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanmıştı. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı dolayısıyla kadınlara yönelik kanser ve erken tanı konusunda bilgilendirme semineri düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Sakın Geç Kalmayın bilgilendirme seminerine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın ve Hasibe Yazgı, kadına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Profesör Doktor Namık Özkan katılımcılara kanser hastalığı, hastalığın belirtileri, sebepleri, korunma yöntemleri, beslenme ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verdi. Kanser hastalığında erken tanının önemine dikkat çeken Özkan, özellikle kadınların bu konuda daha duyarlı ve hassas olmaları gerektiğinin altını çizdi. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.